Çözüm stüdyomuzda farklı bir arızayla yeniden karşınızdayız. Bir deney yap çalışmasında birlikteyiz. Başarılı olup olmayacağımız henüz belli değil. Bir Dell notebook var. Orijinal adaptör ve yan sanayi adaptörle yaptığımız denemelerde kendisi açılmıyor. Görüntü yok, tetik yok daha doğrusu. Basıyorum tuşa, başlamıyor. Hiçbir şekilde açılmıyor. İşlemcide mi arıza var, RAM'de mi arıza var, bakacağız. Veya anakart yazılımını mı tekrar atacağız, onu da göreceğiz. RAM'i söktük, yerlerini değiştirdik, görüntü alamadık hiçbir şekilde. Pili söktük, pilde de aynı şekilde görüntü alamıyoruz. Yani hiçbir şekilde cihaz tetik almıyor. Tetik almama sebeplerinden ya enerji devresinde bir sıkıntı var ya da EC firmware dediğimiz BIOS'un yanında bulunan ve donanımlara enerji sağlaması sağlayan bir çip var. Belki de o bozuk. Inspirion N5110. Sanki bir cep telefonu gibi bir modele sahip bilgisayarımız. Daha önce bana gelmeden evvel sanki bir içten geçmiş bazı vidalar yok. Tozu kabası bir alınmış ama yine de bazı yerleri pis olduğunu görüyorum ben şahsen. Mimar bir arkadaş kullanıyormuş. Buraya da çalışmam lazım diye bir etiket yapıştırmış. Menteşe çok sert bu arada. O da bir gevşetilebilir ya da yağlanabilir. Cihazımızın sorunu hiçbir şekilde açılmaması. Önce bir anakarta ulaşalım ve neler yapabileceğimizi. Bazı ölçümler gerçekleştirdik. EC flaşımıza hem 2.7 volt hem 3.3 volt geliyor. Burada da aynı şekilde. Standby'da 19 volt ve 3.3 voltlar oluşuyor. Ama cihaz açmıyor. Bu yüzden bu çiplerin içindeki yazılımları tekrar yazmayı deneyeceğiz. Aynı zamanda sistemde sabit disk var ve sabit disk arka kapaktan çıkartılamadığı için anakartı söktüğümüz zaman gelen bir şekilde tasarlanmış. Gördüğünüz üzere şöyle çevirelim. Sabit diski de söküp anakart üzerindeki çipleri yazacağımız zamana dek bir bed sektör taramasını alacağız. Zaten buraları oksitlenmiş. Büyük ihtimal bunda da daha önce yaptığımız gibi bir kart sorunu olabilir. Aslında bu cihazı SSD'ye yükseltmek gerekir. Bunun dışında fanın şuradaki kozmetiği dışarıdan baktığınız zaman temiz olsa da sanki böyle bir içeride toz duvarı var. Şu metalleri de sökersek o plastik arka duvar ayrılacak. Buradaki macun konularına gireceğiz. Arkadaki çip bir tane olduğu için acaba hem EC hem main BIOS bir arada mı? Ona bakacağız. Bazı modellerde hepsi bir arada oluyor. Burada işlemcinin içinde kuzey olduğuna göre güney köprüsü altta kalıyor. Zaten main BIOS da onun yanında oluyor genelde. İşte size güney köprüsü, main BIOS ve eğer varsa da EC ROM'da buradaki IO çipin etrafında olur ama IO çipin etrafında herhangi bir flash gözükmüyor. Şemadan bakmak daha kolay olacak var ise de kristal osilatörlerinde mi acaba problem var diye de düşünmüyor değiliz. Biz hard diski sökerek bu akşamlık anakartımızdaki işlemleri sonlandıralım. Bug terimiyle karşılaştık. Evet, cihazdan bir böcek çıktı. Güve tarzı bir şey. Kenarda kutuda bir yerde. Gel gelelim şimdi BIOS yazmaya. GH341'imiz bağlı. Bir tane deneme amaçlı anakart BIOS'unu okuduk. Cihazımız uzatmayla çalışıyor USB üzerinde. Ve anakartın modelini araştırıyoruz internette. Şöyle bir sticker etiketi var ve zaten DN üretimi olduğunu görüyoruz.
Burada da dp/n diye bir model numarası var. Onu Google'a yazdım. Anakartın satış ilanlarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Yonga setinin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela burada HM67i7DDR3 SATA demiş. Şöyle bir board. Şematik aradığımızda da ULMEA özellikle yapabileceğimiz bir revizyondan bahsetmiş. Gördüğünüz gibi VRAM, işlemci, PCH ve diğer aygıtlar burada gözüküyor. Flash kelimesini arattığımız zaman BIOS'un bu şemada bulunduğu yeri görüyoruz. 4 MB flash ROM SPI bağlantısıyla PCH'a gidiyor. PCH işlemciye gidiyor. Aynı zamanda PCH'a neler bağlı? USB 2.0'lar, SATA'lar. Yani bütün giriş çıkışlar, Bluetooth kamera, güney köprüsünde. Kuzeyde zaten işlemciye entegre ve bu yüzden bellekler ve PCI Express tamamen işlemciyle haberleşiyorlar. Evet, burada flash room'un bir tane olduğunu görüyoruz. EC bir kar mı? EC de var. O da KBC olarak geçiyor. Nuoton. Nuoton içindeymiş KBC yazılımı. Yani burada IO chip'te de bir yazılım olduğunu söyleyebiliriz. Zaten aslında biz BIOS yazarak bu çipin içindeki yazılımla anlaşmasını sağlıyoruz anakartların. Buradaki main BIOS'umuz ise tam şurada. U6001 parçasını aratalım. Dokümanda U6001 arattığımız gibi karşıma direkt ilgili sayfa geldi. Flash ROM 4 MB for PCH demiş. Burada bunun detaylı şemasını görüyoruz. Çipin modeli de V25Q32. 408 ile çarparsanız 32 megabitlik bir flash olduğunu gösteriyor zaten bize. Bunun bacaklarını ölçtüğümüzde de 3.3 ve 2 küsür voltların geldiğini görmüştük. Şimdi artık boyutunu biliyorsak markamalar üzerinden bu revizyona dayalı bir ROM dosyası bulmalıyız. CH341'ime mandal kablomu bağladım. Buradaki pembe kablo 1 numarayı temsil eder ve 1 numaralı ayak entegredeki noktaya tekabül eder. Entegredeki nokta sağ alt köşede gördüğünüz gibi. Yani mandalı bu şekilde tutturmam lazım. Umuyorum anakarttan çipi sökmem gerekmez. Eğer sökmem gerekirse buradaki 3.3 volt çökecek. Yani bu mandallı kablodan gelen enerji çökecek ve buradaki çip ısınacak. Ama şu an Dell anakart genelde bu çipi sökmeden yazmamı sağlıyor şu ana kadar. Hemen gidelim ve CH341'den çipi bulduralım. Çipi bulamadı. Bulamadığı için kötü temasta olabilir. Buradaki uzatmayı çıkartarak direkt bağladığım zaman bu parça ısınıyor. Bozulmuyor ama ısınıyor çünkü devreye enerji kaçıyor. Devreye enerji kaçtığı için ben de çipi tanıyamıyorum ve yazamıyorum. Bunun için çipin devreye enerjisinin kaçtığı bacağı boşa almalıyız ya da direkt çipi yerinden çıkarmalıyız. Şimdi de onu yapacağız. Cımbız ve havye kullanarak şu anda gördüğünüz gibi bir bacak, yani 8 numara havada. Tam olarak bir numaranın karşısı. Biz de bu şekilde deneyeceğiz. Zaten şemaya bakalım. Gördüğünüz gibi VCC 3.3 volt 8 numaradan gelmekte. Mandalın tutunmasını kolaylaştırmak için araya bir kağıt koyup bacağı tekrar geri yatırdım. Bakalım şimdi çipi tanıyabilecek miyiz? MX-25 Flash'ta MXL25L325D kullanılmış. WinBond yerine bu sefer Max kullanmışlar ve 4 MB 32 MB'i doğru bir şekilde bulduk. Şimdi BIOS dosyamızı bulalım. Bizim modelimiz N5110 idi. BIOS dump diye burada da birisi alıp okumuş ve içinde de yine 4 MB'lık dosyamız var. Aynı zamanda bir de şu var.
DQ15 demiş. Revizyon 00 main BIOS. Şu kodlara bakarak bu anakarta sahip olup olmadığını bulmamız lazım. Main BIOS, bu da 4 MB. Ya bu dosya ya da o dosya, ikisinden biriyle deniyor olacağız. Evet, artık programlama aşamasına geldik. Önce çipi sil diyerek çipi bomboş bir hale getirdik. Şu anda çipin içerisi boş ve bütün değerler üniversitede aldığınız geçersiz not olan FF gibi sıfır. Dersten de kaldığınızda FF notu alıyorsunuz. Bu da aynı şekilde boş, koca bir sıfır dolu çipin içerisi. Şimdi gidip yeni dosyalarımızdan yazacağız. Burada biraz deneme yanılma yapacağız. Mesela Avart BIOS'larda gizlenmiş menülerden EFI'nin açıldığı şöyle modlu dosyalarımız da mevcut. Bunlardan da kullanabiliriz. Ve buradaki benim okuduğum dosyayla şu dump tamamen aynı dosyalar. Büyük ihtimal anakartta başka bir arıza var. IO chip arızası olabilir. A11 UEFI menülü dosyayı seçtim. Ve chip'i programla diyerek yazma işlemine başlıyoruz. Burada büzi ışığı yazıyor. Soldaki meşgul ışığımız çalıştığı sürece buraya bir veri aktarımı söz konusu. Ve bu işlem biraz uzun sürüyor. Bekleyeceğiz ve sonra anakarta enerji verip görüntü alıp alamadığımıza bakacağız. Burada ENE çip yazan anakartlarda genelde bu çiplerin içerisindeki yazılım da bozulabiliyor. Özellikle KB0912 gibi bir numarası olan çip en sık bozulması olan ve planlı eskitme kapsamında bilerek bozulsun diye yapılmış bir çip. Bunun programlanması için de buradaki klavye soketinden 6 kablo falan kullanıyorlar. Bunun programlanması için o durumlarda, ama bunda öyle bir durum gözükmüyor. Ama şu var, eğer şarj adaptöründeki ID pini, yani 3. bacak yanlış bir şekilde bağlanırsa direkt o sinyal bu çipe geliyor, IO çipe, ve IO çip bozuluyor. Bu şu anki senaryomuzda şüphelendiğimiz bu çipin şarj adaptöründe yapılan modifiye sonucu bozulmuş olabileceği. Çünkü adaptörün dışı bantla sarılmış, yani daha önce bir içi açılmış, kablosunu da göstereyim size. Gördüğünüz şekilde adaptörde bantlar var ve kablo bu şekilde darbe almış, kopmuş. Belki koptuğu için içeriden tekrar geri takmaya çalışıldı. Yapan arkadaş da muhtemelen bu cihazı kullanan elektrikçi abimizdi. Belki yanlış bağladı ve anakart bu yüzden bozuldu. Şimdi bu BIOS yazımı sonrası neler olduğunu deneyeceğiz. Geldik günün sonunda arızayı bulduğumuz konuya. Artık bu makinede çip arızası olduğundan eminiz. Kapasitörlerde herhangi bir kısa devreye rastlamadık. Hem işlemcide hem pil şarj kısmındaki kapasitörlerde bir problem yok. 5 voltta çıkış var ama 3.3 volt çökük. 3.3 voltu da çökerten buradaki standby entegresi. TLS serilerinden biri. Şimdi bunu size gösterebilmek adına şöyle yapacağım. Bunun üstüne bir yoğun kıvamlı merhem sürüyorum ve adaptörden enerjimizi veriyoruz. Burası ısınmaya başlıyor. Ve krem bir anda çipin üstüne dağıldı gördüğünüz gibi. Biraz daha beklersek duman bile çıkabilir. Bayağı ısınıyor bu çevre. Yayıyor ısıyı. Buna bu entegreden aldıktan sonra değişeceğiz. Veya önce söküp boştayken kısa devre devam ediyor mu etmiyor mu ona bakacağız. Onun ardından zaten diğer bozuk yerler varsa ortaya çıkacak, yoksa da cihaz çalışma ihtimali yükselecek. Bu entegreden power good sinyalinin yanıtı ulaşmıyor IO chip'e. Bu yüzden de cihazınız başlamıyor. BIOS ile ilgili hiçbir sorun yok.
Evet, Dell bilgisayarımızda osiloskoplu ölçümlerimizle ilerlediğimiz arıza çözme konusunda bir yol kat ettik. Şöyle ki, Nuvoton çipten endişeli diyorduk, adaptörü değiştirdik, kullanıcının kullandığı adaptörde voltajlar sıkıntılı geliyordu. Sinyal ucundaki 14 volt 16 gibi gözüküyordu. Bu yüzden ben de adaptörü artık imha ederek farklı bir adaptörle testlere geçtim. Standby'da olan şey şudur. Güney köprüsü BIOS'a, BIOS IOCHIP'e, IOCHIP güney köprüsüne tetik sinyalleri gönderir ve güç normal ise tetikleme açık hale gelir. Onun da şeması şu şekildedir. Bizim bordumuzda Nuvoton çip vardı. Nuvoton çipin 73. bacağından ve 95. bacaklarından sinyaller girip çıkar. Güney köprüsüne gider. Aynı zamanda EC firmware, ki bizim bilgisayarımızda EC firmware ayrı bir çip de değil, main BIOS'un içerisinde. Main BIOS'la haberleşir bunlar. Yine bu şekilde şöyle bir gösterelim. Bütün notebooklarda farklı IO çipler vardır. Switch sinyali burada bizim Nuvoton entegre üzerinde şu şekilde oluyor. Güney köprüsünden 73. pinden bir sinyal gönderiliyor. Biz de bunları osiloskopta ölçtük. Buradan 75 numaradan 3.3 standby sinyali geri çıkartılıyor. Ve eğer BIOS entegresinde de yazılım varsa şurada EC RSM reset sinyalini power good olarak üretip güney köprüsüne gönderiyor ve güney köprüsü de artık kalkışa hazır sinyalini kuzeye veya işlemciye göndererek sistemi açıyor. Bu çipten şüphe ediyordum ama bu sağlam çıktı ve BIOS dosyasını tekrar silip yazdık. Bizim anakartımız işlemci fanının altındaki etikette DQ15A10 numara idi. DQ15A10 numarası sayesinde doğru BIOS'u tekrar karta atmış bulunduk. BIOS entegresinin yollarında ve aynı zamanda ana güç girişinde bazı oksitler ve yol kötü durumdaydı. Onları onardığımız için de sistem kalkışı yapabildi. Buradaki alt karttan soketle buraya geçiş olduğu için orada da bazı oksitler vardı ama asıl sorunumuz bu bilgisayarda şurada gördüğünüz kondansatörün kısa devre olmasıydı. Burası 120 dereceye kadar çıkıyordu el yakan bir şekilde. Dereceyi nereden biliyorsun diye soranlara da termal kamerada bir ödünç olarak görmüş olduk onu. Test amaçlı bir kamera gelmişti. Onunla onu da okumuş olduk. Bunun dışında yine buradan 3 volt kaynaklarımız, 5 volt kaynaklarımız sağlamdı. 19 voltun 8-9'a düştüğü pil şarj kısmı da sağlam gözüküyordu. Bu sayede biz sinyallerin çıktığından emin olduktan sonra artık geriye BIOS kalmıştı. Biz buna A11'lik BIOS atmıştık meğer. Ama tekrar geri yazdık ve tekrar ölçümlerde gördük ki bunun bir bacağı aslında tam temas etmiyordu. Devre üzerinde 3.38 vardı ama BIOS'un besleme ucunda 1.5 volt gözüküyordu. Allah Allah, yani aynı yere bağlılar ama biri 1.5 volt, biri 3 volt. Bu nasıl oluyor? Kötü temastan oluyor. Kötü temas sorununu da çözdük. Ve enerjiyi verdiğimizde artık standby ışıklarımız yanmalı. Şimdi şöyle bir yapalım. Enerjiyi taktım. Evet, sistem direkt kalkışa geçiyor. Fan dönüyor, duruyor. Durmasının sebebi RTC clock yok. Kapanıp tekrar açılıyor. Kendini kalibrasyon ediyor. Ve şu anda monitörü taksam görüntü alıyor. Ben demin bir monitörde takıp denedim. Ama macun olmadığı için soğutucularda tekrar sistemi söküp macunları sürüp hard disk bu modelde maalesef kapaksız. Yani hard diski anakarta monte edip anakartı öyle yerine takıyorsunuz. Böyle de bir kıllığı var. Ardından sistem çalışma konumuna geçmeye hazır durumda şu anda. TPS standby entegresinin değiştirilmesi ve bir kısa devre kondansatörün yenilenmesi sayesinde notebook tekrar çalışıyor. Sabit diskinde SSD'ye terfi etti. Artık iyi günlerde kullanılabilir. Gelecek ay bir USB external hard disk çekilişimiz olacak. Nisan ayında ilgili bir videodaki formla başvurabileceksiniz. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere, hoşça kalın.